Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 6 yıldızlı rütbe 2 Jabari Panther ile oynayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda 200 kopya 6 yıldızlı Jabari Panther var önümde. Özelliklerinden önceki günlerde bahsetmiştim arkadaşlar. Bu videonun sonuna da açıklamasına da koydum. Türkçe özelliklerini orada anlatmıştım. Evet. İlk önce uzun savaşta, sonra da kısa savaşlarda çeşitli karolarda deneyeceğiz arkadaşlar. Özelliklerinden tek tek bahsetmeyeceğim. Sadece kullanacağım sinerjiyi bir göstereyim. Yüce Büyücü, Pyramidix veya Gümüş Yüzbaşı ile olan sinerjisi arkadaşlar. Jabari Panther'in sersemletme sürelerinin 0.7 saniye daha uzun sürmesini sağlıyor. Bu çok güzel bir özellik çünkü çeviklik karosunu bu şekilde delip geçiyor arkadaşlar. Rahatça çeviklik karosuyla mücadele edebilir bu sinerjiyle. Ondan sonra Kara Panterlerle sinerjisi de çok güzel arkadaşlar. Killmonger bir de. Çift temizleme kazanıyor. Yani atıyorum o esnada iki tane zayıflatıcı alırsak üstümüze saldırırken yani ikisi de temizlenecek mantığı. Tigre'ye de çok güzel özellik veriyor. Kendisine de veriyor. Alıkoyma yaparken av yükü kazanıyoruz. Apocalypse ve Archangel'da çok güzel sinerjisi var. Onlara her zayıflatıcı ve sendeletme başına 375 kritik puanı veriyor. Yani sinerji açısından çok beğendim arkadaşlar. Her şeyden önce bunu söyleyeyim. Yani Jabari Panther'in sinerjileri gerçekten güzel. Özelliklerinden çok fazla değinmeyeceğim burada. Türkçe bahsetmiştim. Av moduna giriyoruz. Av modundayken işte rakibe olabildiğince hasar veriyoruz. Sonra av modunu ağır saldırımızla sonlandırıyoruz. Ve ava girer girmez özel saldırı ikimize atıyoruz ki hemen hiddet alalım üstümüze. O sayede hiddet alıyor. Çünkü avla beraber hemen bir saniyede özel saldırı aktifleştirirsek üstümüze hiddet alıyoruz arkadaşlar. Uzun dövüşlerde bir iki kere özel saldırı 3 kullanacağız arkadaşlar. Bu sayede ava daha kısa sürede girmeye başlayacağız. Onu anlatacağım oynarken. Evet, süper yeteneğinin 200 olması şart değil arkadaşlar. Böyle hafif seviye, böyle 50'li 60'lı bir şey olsa da yeter. Çok fazla lazım değil. O yüzden 200 olmasına bakmayın siz burada. Şimdi Yüce Büyücü sinerjisiyle labirente giriyorum arkadaşlar. Bakın beyaz manyetoyu almıyorum çünkü gerek yok. Pasif serseme atmam şart değil. Çünkü çeviklik karosunun üstünden de kendisi gelebilir. Tabi atıyorum sersemletmeyi üstünden kaldıran hero'larda veya işte sersemlemeyi süresini çok fazla azaltan yerlerde gene Magneto X7'ini getirin derim. Gerekiyorsa yani. Pasif sersemletme her zaman en iyisidir. Ama burada gerek yok mesela getirmedim. Sadece kendi sinerjisini kullanayım dedim. Evet, sınıf avantajımız var. Şimdi Jabari Panther'in bir kötü yanı arkadaşlar, canı çok az. Evet, biraz kırılgan bir hero. Blok becerisi de düşük. Ondan çok dayanıklı, çok fazla değil maalesef. Bir bağışıklığı da yok. Ama bağışıklığının olmaması yani kötü olduğu anlamına gelmez. Çünkü temizleme özelliği çok güçlü arkadaşlar. Rakibe saldırdıkça 2 saniye temizleme pasifi kazanıyor ya. Sendeletmenin işte temizleme versiyonu. O yüzden onu yine bağışıklı biri yapıyor bence. Jabari Panther'ı atıyorum. Biyolojik tehlike, yakıcı kızgınlık. Ondan sonra sersemletmeyi kötüye kullanma, büyüleme, takviye dengesizliği gibi karolara karşı onu çok etkili yapıyor. Onları da tek tek göstereceğim ama orada bir küçük bir dezavantaj var, ondan da bahsedeceğim. Ondan sonra av modu aktifken kaçış yaptırmıyor arkadaşlar. Ondan sonra ıskalarsa av yükü daha çok basıyor. O yüzden hayalet de biraz sıkıntılı bu durumda. Zayıflatıcı atan birinde kullanmamak lazım aslında buna karşı. O şekil. Ondan sonra şu süper yeteneği onu şu durdurulamaz açmamız gereken karolarda da güzel bir opsiyon yapıyor arkadaşlar. Ama kopyalı olması lazım onun için. Hepsini anlatacağım tek tek. Şimdi uzun savaşta bir deniyoruz. Uzun savaşta denerken ilk önce bir iki kere özel saldırı üçümüze atmamız en iyisi arkadaşlar. Ben bir kere atacağım. Evet, gördüğünüz gibi sersem süresi çok uzun sürüyor. Siz sersemlemiş bir rakibe vurursanız arkadaşlar bu şekilde sürekli üstünüze belirli bir saniye aralıklarla av yükü basıyorsunuz. Av yükü ardışık vuruşlarda tetiklenmiyor arkadaşlar. Bir dolum süresi var yani, bir zamanı var av yükü kasmasının da. Atıyorum bir kere kazandıktan sonra 2 saniye boyunca mı ne kazanamıyordunuz galiba, süre geçmesi gerekiyor. Ona her sersemletip vurduğumda gördüğünüz gibi yük kazanıyorum. Veya onu tuzağa düşürürsem de kazanırım arkadaşlar. Tuzağa düşürülmüş bir rakibe vurmak da kazandırır av yükü bizi. Şimdi 7 yükümüz var ya, bir L3 atıyorum. Bu L3, 3 tane kalıcı yük almamızı sağlayacak üstümüze. Hiç gitmeyecek bunlar. Artık sıfırdan değil, 3'ten başlayacak yüklerimiz. Maksimum 2 kere yapılıyor bu. Ve hiddeti de aldık. Çünkü onunla beraberinde avı da aktifleştirdik arkadaşlar. Evet, şimdi maksadım avı etkinleştirmek değildi. Sadece özel saldırı 3 atmaktı. Şimdi av yöntemine dönüyoruz. Bakın 3 yükle devam ediyoruz artık. Sıfıra inmedi yükümüz. Şimdi mesela L1 atayım.
rakibi tuzağa düşürdük. Kaçış etkilerini de kapatıyor bu. Bu esnada rakibe vurmanız size yük kazandırıyor. Evet, iyi diye geldim gördüğünüz gibi. 8. Şimdi bir bekleyeyim. Şimdi kazanmam mesela. Rakibi sersemlettiğim anda arkadaşlar 9'a çıkardım gördüğünüz gibi. Şimdi 9 oldu ya arkadaşlar. Ben rakibi sersemletip ona vurup ona çıkarır çıkarmaz ava aktifleştiriyorum. Ava aktifleştirir aktifleştirmez de özel saldırımı aktifleştiriyorum ki hiddetimizi alalım. O 4200 saldırı veriyor 6 yıldızlı rütbe 2'ye. 5 yıldızlı ya da 3800 mine veriyor. O hiddet çok kuvvetli arkadaşlar. Yani hasarın yani bizim hasarımızın en önemli anahtarı diyebiliriz. Şimdi bir özel saldırı birini attıralım Kızıl Halk'ın. Şimdi onu sersemletip hemen özel saldırımı atıyorum. Vurduk bir kere vurduktan sonra ama. Bir kere vurun önce ondan sonra atın. Evet 17k hasar sonda arkadaşlar. Deli gibi vurun sonra rakibinize. Ondan sonra av bitmeden ağır saldırınızı atıp kendiniz sonlandırın arkadaşlar. Ekstra hasar veriyorsunuz. Bakın 20 kanama oldu. İşte bu şekilde hasar mekanizmasını full kullanmış oluyorsunuz Jabari Panter'in. Evet. Şimdi bir L1 atayım mesela. Av yüklerimizi gene böyle biriktireceğim. Bunun güzel bir yanı arkadaşlar bu moda hemen girebiliyoruz. 2 saat beklememiz gerekmiyor bunun için. Mesela daha 10-15 saniye falan geçti. Ben hemen gene av moduna sokacağım şimdi. Jabari Panter'e bir özel saldırı ikisini attıracağım. Ve fark ettiyseniz çeviklik karosu hiçbir şey yapamıyor bize. O yüce büyücü sinerjisi sayesinde arkadaşlar. Hemen bakın gene aynı moda girdim. L2'mi attım. Çok güzel. Olabildiğince vurun. Çok agresif oynayın av modundayken. Çok kanama atıyor rakibin üstüne. Ve son dakika attım ağır saldırıyı vallahi. Bakın nasıl hasarlar veriyor kanamadan görüyorsun. Aman gene yakalandım L2'sine. Her dakika yakalanıyorum. Gene L2'm doldu. Hadi atalım bari. L2'nizi genelde av yokken atmayın arkadaşlar. Çok az vuruyor çünkü o zaman. Kidir L2'sine yakalandım ya. Sinirim bozuldu. Evet gene bir L1 atayım. Bu L1 atmanız şart değil bu arada. Rakibi siperletip de dövebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi mesela 8 yüke çıktım ya. Ona vurmayacağım daha fazla. Hatta sersemletip bile dövmemem lazım onu. Yoksa ava gireriz. Burası nasıl uzandı oradan? Ya anlamıyorum. Bu Kızıl Halk bazen herhalde hack yapıyor. Adam yani nereden uzanıyor bize? Garip yani. Evet. Şimdi L2'miz geldi. Gene onu sersemletip vuruyorum ve yüklerimizi kasıyoruz. Evet L2'mi atıyorum. Güzel. Devam ediyoruz. Olabildiğince agresif oynayın. Ay yapamadım. Durdurulamazı kullanmaya çalıştım da. Olsun önemli değil. Ay yetişemedik. Olsun. Neyse ki L1'inde bir şey fırlatıyor. Ama yakalandık gene. Arkadaş ne çok dayak yedik be Kızıl Halk'tan. Biraz agresif oynuyorum bir de ondan böyle. Evet bu kez değil. Bu kez yakalanmadık. Evet av moduna girdik gene. Mesela bir özel saldırı daha atsaydım 6'dan devam ederdik arkadaşlar. Olabildiğince biriktiriyorum. Daha ilk zamanlayıcıdayız bu arada arkadaşlar labirentte. Evet. Ah yetişemedik. Olsun. Ağır saldırınızı av bitmeden atın ki daha fazla hasar verin rakibinize. O çok önemli. Evet 9'a çıktık. Bekleyelim şimdi. Ava sakın özel saldırı ikinizi atmadan girmeyin arkadaşlar. At at havaya ağır saldırı at. Misteryo akımı. Ne iğrenç bir şey şu misteryo akımı ya. Evet. Atmasını bekliyoruz özel saldırı birini. Onu da havaya at. Evet L2'mizi atıyoruz gene. Bu av modunda onu indireceğiz büyük ihtimalle. Büyük ihtimal değil indireceğiz. Hadi ağır saldırımı erken atayım bu kez. Hop. Evet. Üstündeki her kanama başına hasar veriyordu yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar. Bir tekrar okurum o özelini. 265 vuruş da aldı arkadaşlar. Ortalama bir değer yani az da değil fazla da değil. Hasarı sanki birazcık eksik gibi geldi bana.
daha iyi olabilirmiş hasarı. Bir de kanamayan şampiyonlarda hiç etkili olamaz bu hero arkadaşlar. Kanatan hero'larda genelde kullanın derim. Evet. Hasarı bu şekilde arkadaşlar. Şimdi gelelim işlevine. Evet. Şimdi 7.1.6'dayız arkadaşlar. Şöyle Ronin'e doğru gidiyorum. Bu yolda biyolojik tehlike karasu var. Bir burada deneyeceğim. Evet. Şimdi Jabari Panter'le hemen başlayalım. Gene yüce büyücüyü aldım. Biliyorsunuz Jabari Panter saldırırken üstüne temizleme pasifi alıyor arkadaşlar. Ama bu temizleme pasifini alırken arkadaşlar o esnada zayıflatıcı alabilir. İlk aldığı zaman yani zayıflatıcı alabilir üstüne. O yüzden biyolojik tehlikede yine de rakibin bloğuna vurmamaya çalışın derim. Zehiri alma ihtimaliniz ilk vuruşunuzda yüksek çünkü. Arada kanama alacağız mesela büyük ihtimalle burada. Ama onun dışında diğer vuruşlarımızı da almayacağızdır arkadaşlar hızlı oynarsak. Şöyle göstereyim. Evet şu an tetiklenmedi. Bakın hemen temizliyor. Kanamayı aldık üstümüze, temizledi. Bir L1 atayım. Kanamayı alır almaz temizliyor. Ay yakalandık ya. L1 attıralım şimdi. Evet şans almadık gene kanama ilk vuruşumuzda. Evet gene aynısı lazım. Aa temizledi. Tamam bunu düzeltmişler. İlk vuruşumuzda artık kanama almıyoruz. Tamam. Onu düzeltmişler sanırsam. Eskiden alıyordu çünkü. Evet şimdi durdum. Evet L2'mi atıyorum. Hoppa. Ne güzel vuruyor ya. Ama eksik gibi biraz. Evet devam ediyoruz. Av devam ediyor. Avı sonuna kadar götürün. Sonra sonlandırın. Kanamalarınızı iki katına çıkartıyorsunuz ama her kanama %50 ihtimalle kendini iki katına çıkartıyor arkadaşlar. Ona dikkat edin. Evet. Her zayıflatıcı temizlediğinizde arkadaşlar 3 tane av yükü kazanıyorsunuz. Bu da çok güzel bir şey. Evet. Bu L2'yi bitirmek için attım zaten artık. Bakın etkili oluyor. Eskiden dediğim gibi ilk vuruşunuzdaki zayıflatıcıyı temizlemezdi ama onu değiştirmişler. Yani ilk başta söylediğim şeyi unutun arkadaşlar. Başta öyle demiştim hani. Bir de long shot da göstereyim. Ondan sonra başka karolara geçelim. Evet. Evet bakın temizliyor. İyi sıkıntı yok. Bloğuna bile vurabilirsiniz arkadaşlar. Bloğunda da açıyor çünkü. Hatta başta av yüklerini kasmak için sürekli bloğuna vurabilirsiniz böyle. Bakın ne güzel temizliyor görüyor musunuz? Ama onda dolum süresi var dediğim gibi. Onu unutmayın. Sürekli kazanmaz. Ay ya vuramadım. Ay bu Hironların da beşli combo yapacağı tutuyor nedense. Bugün hep. Bir long shot, bir kızıl halk. Evet. Şimdi tuzağa düşürülmüş zayıflatıcısı onun üstünden bir kalksın. Ya da bir kere vuralım. 9'a çıkaralım. Evet gördüğünüz gibi oldukça etkili arkadaşlar. Hepsini temizliyor direkt. Zehir olsun, kanama olsun. Saldırırken hepsini temizliyor. O yüzden bloğuna rahatça vurabilirsiniz rakibin. Bu arada bu zayıflatıcı temizledikten sonra 3 tane yük kazanma 5'ten daha az yükümüz varsa oluyor arkadaşlar. 5'in üstündeyken kazanmıyor 3 tane avcı yükü. Ki avı kontrol edin rahatça. Adil olmuş bence. Ağır saldırıyı teşvik ettirdik nihayet. Yavaş yavaş oynuyorum ki iyice ne anlaşılsın. Şimdi ava girelim. İrade gücü sayesinde arada canımızı bile yeniliyor olabiliriz arkadaşlar bu sayede. Daha o hasar vermeden irade gücü falan çalışıyor falan düşünün. Ah geciktim. Devam edelim. Bu süper yetenek sayesinde de durdurulamaz oluyoruz. Evet sanırım av mekanizmamız bug'a girdi arkadaşlar. Durakladı şu anda. Akmıyor. Heh durdu tamam. Bug'a girmemiş öyle normalmiş. Bir daha L2 atıyorum. Ah be. Risk aldım arz aldır attım olmadı. Evet long shot'ta da amma uzadı işimiz. Ama işlevini göstermek zaten amaç hasarını değil.
Dediğim gibi hasarında biraz eksiklik var bence. Ama fena değil hasarı gene de. Sonuçta Kızıl Halk'ı tek zamanlayıcı da aldı. Ama tek zamanlayıcı bile artık iyi bakılmıyor arkadaşlar. Yani yarı zamanda falan alınması, çeyrek zamanda falan alınması artık değerli. Şu anda yani günümüzde. Evet, bitirelim artık. Ve bitti. Evet, gördüğünüz gibi biyolojik tehlikede işlevi oldukça güzel. Karo'yu tamamen iptal ediyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde bu şeyi bozulamıyor. Bu temizlemesi falan. Bir de bunu test etmek için Apokalips'e karşı denemek lazım aslında. Çünkü bu cleanse pasif bir şey arkadaşlar. Yani bu temizleme özelliği. Ben dünkü canlı yayımda Apokalips'e karşı denerken temizleme yapıyordu bu Jabari Panther ama yanılıyor da olabilirim. Bunu ona karşı da bir test etmek lazım aslında ama işte şu anda edemiyorum. Şimdi başka bir karoya geçelim. Evet, şimdi 6.3.5'teyiz arkadaşlar. Yakıcı kızgınlık yoluna girdik. Cezalandırıcı 2099'a geldik. Çünkü başta Abomination vardı arkadaşlar. Bu yolda yakıcı kızgınlık, terminal velocity ve dikenli zırh var arkadaşlar. Aslında Jabari Panther buraya uygun değil ama sadece şu yakıcı kızgınlık karosunu göstermek için getirdim. Bu arada kuru kafa terminal velocity karosu sayesinde arkadaşlar yani o sebepten ötürü bu yolun en iyi çarelerinden biri oluyor. Çünkü biliyorsunuz kritik vurmuyor ve hiddetleriyle yakıcı kızgınlık karosunu iptal edebilir. Ayrıca dikenli zırhı da kapatır arkadaşlar. Ondan kuru kafa çok güzel bir seçenek olacak bir yolda. Tabii yol kötü şampiyon kaynıyor arkadaşlar. Üstünde sadece Warlock, Doktor Voodoo ve Rock kahramanı arkadaşlar. Diğer hepsi kötü karakter. O yüzden gene biraz sinir bozacak ama gene alırsınız Venom'la. Evet, konumuza dönecek olursak sadece buradaki yakıcı kızgınlık karosunu test etmek için getirdim Jabari Panther'a. Heimdall'ı da getirmedim. Heimdall'ı getirsem çok güzel seçenek olurdu arkadaşlar. Ama gene dediğim gibi bu yola uygun değil. Çünkü terminal velocity var. Deli gibi güç kazanacak rakip ve dikenli zırh var. Bunlar için uygun değil. Tek bir karoyu test edeceğim. Ama sırf yakıcı kızgınlık varsa bir yerde Heimdall'lı arkadaşlar. Heimdall Helas sinerjisiyle yani Jabari Panther'ı kullanabilirsiniz. Bakın zehirleri kaldırıyor üstünden. Şimdi mesela Heimdall sinerjisi olsa Hela'yla veya Angela'yla geriye çekilip onu açardım. Böylece deli gibi hasar verirdik ona. Evet, deli gibi güç kazanıyor gördüğünüz gibi. Çok uygun değil o yüzden. Buraya gene LX'ini attıracağız şimdi. Evet, şimdi ava girmiyorum çünkü direkt L3'ü dolabilir yani. Bir daha L1'ini attıralım. Ay, dayak yedik. Olsun. Evet, hiddetimi aldım. Bakın hasarımı normal veriyorum. Zehir atar atmaz kaldırıyor. Ay, şansa bak. Tam o sırada durdurulamaz olduk. Süper yeteneğimizin özelliği. Normalde bu hiddet gitmeden ona saldırmam gerekirdi arkadaşlar. Bu hiddet varken av moduna girince işte sürekli üstesinden gelebilirsiniz. Evet. Sadece yakıcı kızgınlık için konuşuyorum ama. Evet, gördüğünüz gibi etkili oldu. Şimdi başka bir karoya geçelim. Şimdi de 7.1.2'deyiz arkadaşlar. Sersemletmeyi kötüye kullanma karosu var burada. Evet. Hayaleti ilk rakibi geçmek için aldım. Bu kez Jabari Panther'ı tek başına kullanayım dedim. Evet. Şimdi karoları bir tekrar kontrol edeyim arkadaşlar. Evet. Çileli dönem, güç odaklanması 2 ama bu bizim için galiba. Bir bakayım. Aynen, bu bizim için. Aynen, bir de çileli dönem var. Dediğim gibi sersemletmeyi kötüye kullanma karosu varken ve tetiklenmek üzereyken rakibe saldırırsanız o sersemi de kaldıracaksınız arkadaşlar. Şöyle bir başlayalım şimdi. Zaten L2'mizi atıyoruz daha çoğunlukla. Evet, kaçış yaptı gördüğünüz gibi. Hemen yükümüzü kazandık. Evet, gelsin üstümüze. Evet, bakın hemen kaldırdık. Kaçış yapsa bile. Ondan sonra şimdi L2'mizi aktifleştireceğiz. Hunt moduna gireceğiz. Evet. Hemen giriyorum. Ama tabii çileli dönem var ve özel saldırı 2'mi atınca biraz saldırı kaybediyorum. Ay, arkadaş dalga geçiyor sanki oyun ya. Tam şeyi gelecek. O esnada atıyor özel saldırısını.
ve kaçış yükünü kazanıyor falan. Ama hunt modundayken arkadaşlar kaçış yapamaz. Onu da hatırlayın. Bakın kaçamıyor. Hatta bir de L1 atayım. Evet. Bunu üstüne atınca kaçış ihtimali de iyicene azalıyor. Sersem etmeyi kötüye kullanma gelmek üzere arkadaşlar. Bekliyorum mesela. Bakın hemen kaldırıyor arkadaşlar. Saldırırken yaptığınız sürece hiçbir sıkıntı yok. Şimdi de 6.4.2'deyiz arkadaşlar. Burada uzun mesafeli ilişki karosu var. Onun dışında başka bir şey yok. Evet bakalım Jabari Panther nasıl etkili olacak burada ki bayağı etkili olacaktır büyük ihtimalle. Mesela Elsa'dan da iyi burada bence arkadaşlar Jabari Panther. Çünkü uzun mesafeli ilişki yavaş yavaş üstümüze geliyor biliyorsunuz. Onu direkt kaldıracaktır gelir gelmez. Şimdi bir gösterelim. Ama başka zayıflatıcı aldığınız bir yani başka bir zayıflatıcı daha veren hero varsa arkadaşlar sinerjiyi getirmeniz şart. Bakacağım şimdi o sinerjinin kim olduğunu unuttum nedense. Tigra sinerjisi miydi neydi? Evet bakın alır almaz kaldırıyor zayıflığı üstünden. Şimdi özel saldırısını attıralım. Sersem yemeyen hero'larda arkadaşlar özel saldırı birinizi rakibe atarak yani onu tuzağa düşürerek şeylerinizi basıyorsunuz. Ne derler? Öfke yüklerini, ay av yüklerinizi. Evet gene ava giriyoruz şimdi. Evet. Devam ediyoruz. Olabildiğince rakibe vuruyorum. Özel saldırısı bir de uzun sürmesi tam olacak. Evet av bitmek üzere ama ağır saldırımı atmaya zaman kalmadı. Ölüyor arkadaşlar. Direkt. Kanama yetenekleri çok iyi çünkü. Evet bir dövüş daha yapalım. Ondan sonra son bir yerde daha dinleyeceğim. Bu arada bu uzun mesafeli ilişki gibi takviye dengesizliğinde de iş yapar arkadaşlar. Hani rakip üstüne takviye aldı mı siz zayıflık alıyorsunuz. Onu da kaldırır. Ama saldırırken, saldırmıyorken alırsa yapacak bir şey yok. Evet kara pantere deniyoruz. O da zayıflatıcı vermiyor üstümüze. Evet 5'in üstüne çıktık gene arkadaşlar. 5'in üstüne çıkınca daha fazla temizlemeden av yükü kazanmıyoruz. Evet devam edelim. Son yükümüzü alıyoruz ve ava giriyoruz. Şimdi agresif oynama zamanı. Hadi bir ağır saldırı atalım. Hop 23 kanamaya çıktı gördüğünüz gibi ama avı sonlandırdık. Zaten eriyip gidiyor sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet bu karo da bu şekilde arkadaşlar. 43 vuruşta indirdi vay be. Evet şimdi bir de efsaneler diyarında test edeceğim arkadaşlar. Normalde ilk burada test ederim. Bu kez en son test edeyim dedim. Şu Jabari Panter'in temizlenmesini ikiye çıkarmasını sağlayan sinerji arkadaşlar. Kara Panterler ve Killmonger sinerjisi. Böyle aynı anda üstünüze iki zayıflatıcı atan biriyle dövüşüyorsanız bu sinerji sizi çok güzel koruyacaktır. Ama 3 tane atan varsa bir tanesini kaldıramaz mesela aynı anda. Atıyorum o yakıcı kızgınlık karosundaki Abomination arkadaşlar. Çünkü Abomination'ı kanattığınız için hem üstünüze zehir alıyorsunuz, hem süper yeteneğinden ötürü zehir alıyorsunuz, hem de yakıcı kızgınlıktan ötürü zehir alıyorsunuz. Yani tek seferde 3 zehir alırsınız o karada. Bir tek orada iş yapmaz işte. Onun dışında biyolojik tehlikede dediğim gibi çok güzel iş yapıyor arkadaşlar. Veya işte yakma ve ani soğuk atan karoda da çok güzel iş yapar. Dondurucu kızdırma mıydı neydi? Onun ismini tam hatırlamıyorum. Evet bakalım kış askerini kaç vuruşta alacak. Ondan sonra da bitirelim. Ve son yorumu yapacağız. Başlayalım. Sinerji kullanmıyorum. Gerek yok burada sinerjiye. Bu kez L3 atmayacağım. Labirentte Kızıl Halk'ın 1,5 milyon canı olduğu için attım. Daha kısa sürsün diye attım. Burada çok şart değil. Evet av yüklerini hızlı biriktirmek için L1'inizi atın arkadaşlar arada. Rakip tuzağa düşürülmüş haldeyken ona vurursanız av yükü kasıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi 7 oldu ya durdum arkadaşlar. Şu kalksın öyle devam edeyim. L2'mi doldurayım. Çünkü 9'dayken L2'nizin dolu olması çok önemli. Daha önce de dediğim gibi. Evet şimdi yükleri basalım.
Güzel. Evet, ava giriyoruz. Hiddeti de açtık. Olabildiğince agresif oynayıp vuruyoruz şimdi rakibimize. Ve avı sonlandırıyoruz bu şekilde. 15 kanama. Şimdi işte L3'üm olmadığı için arkadaşlar, başta L3 atmadığım için 0'a indi av yüklerimiz. Eğer başta 2 tane L3 atarsanız arkadaşlar 6 av yüküne dönüyorsunuz. Böylece hemen kasabilirsiniz av yüklerinizi. Başta bir kere L1 atın derim, eğer hiç L3 atmadıysanız. Kısa dövüşlerde L3 atmanız şart değil. Rakibi sersemletip de kasıyorsunuz av yüklerine. Ama rakip sersem bağışıysa işiniz zor biraz arkadaşlar. Çok uzun sürede basar av yüklerine. Evet, gene girdik ava. Evet, hiddet varken deli gibi vuruyorum. Evet, 27 kanamaya çıkardık. Bakalım ölecek mi? Ve indi gördüğünüz gibi. Dehşet vuruyor valla kanaması, çok güzel. Kaç vuruş da aldı? 102. Fena değil arkadaşlar. Evet, hasarı aşırı tatmin edici değil arkadaşlar. Biraz hasarında eksiklik var. Evet, Jabari Panther bu şekilde arkadaşlar. Son yorumumu yapayım. Valla işlevi açısından beğendim arkadaşlar. İşlevi gerçekten güzel olmuş. Böyle rakibin üstüne saldırırken adeta onun savunma yetenek isabetini kapatıyor gibi hissediyoruz. Ama tabii bu Elektro gibi hero'lar için geçerli değil. Mesela Elektro'ya pek uygun olmaz. Üstümüze zayıflatıcı atan hero'lara karşı etkili biz rakibe saldırırken daha çok. Aynı şekilde Bloon'a saldırırken de arkadaşlar. Sonra kanama, yani rakibin kanaması, yani kanama bağışığı olmaması gerekiyor arkadaşlar. Eğer kanama bağışığıysa rakip epey zorlanacaktır. Ondan sonra şey olursa, neydi ismi, biz saldırmıyorken üstümüze zayıflatıcı atılırsa arkadaşlar, o da kötü bir özelliği Jabari Panther'in, onları kaldıramıyor. O yüzden ustalıklarından bahsetmemiz gerekiyorsa ustalıklar kapalı kullanmanızı öneririm. Çünkü bunun hasar kabiliyeti L2'sinde arkadaşlar, onu çok atmanız gerekecek. Av yüklerini biriktirmek de L1'ine bağlı. O yüzden kanama zehir kapalı oynayın derim Jabari Panther'i. Zaten kanama zehri üstünden kaldıramayacak direkt dövüşün başında bize verdiği için onları. Aynen bu şekilde arkadaşlar. Ondan sonra hasarı dediğim gibi orta halli olmuş. Gene iyi hasarı, beğendim ama çok iyi, aşırı iyi değil arkadaşlar. Bundan ötürü bazı kişiler tarafından da sevilmeyecektir elbette. Ama işlev için atılabilir bence. Ama ilk tercih edilenlerin arasında olacağını pek zannetmiyorum. Evet, bu videomun sonuna geldik arkadaşlar. Jabari Panther'le ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Anlamadığınız bir yer varsa sorabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.